Tekrar merhaba. ECD ile giriş ikinci dersimizde tekrar beraberiz. Bugün yine ben birazcık computer'da kalan yerlerden bahsetmek istiyorum. Örneğin daha doğrusu computer'da birkaç tane yeni özellik var. Yani Vista'ya uygun özellikler var. Vista için değişmiş özellikler var. Örneğin bu Explorer penceresinde My Computer'de sağ tıklayarak hemen bu adresi kopyalayabiliriz veya text olarak kopyalayabiliriz veya ne yapabiliriz? Adresi düzenleyebiliriz, editleyebiliriz. Bunun dışında yine hemen computer'ın içindeki itemleri bu şekilde görebiliriz ve onun dışında yine computer'ın bir üst seviyesinde de yani masa üstünde de yine birkaç bir şey görebiliriz. Peki. Şimdi bu derste özellikle bahsetmek istediğim network connection'ları, networklerden bahsetmek istiyorum birazcık. Öncelikle network nedir? Network bir veya birden fazla makinenin beraber çalışması, daha doğrusu iki makinenin beraber çalışması. Bu networklere bilgisayarlar dahil olabilir, serverlar dahil olabilir, farklı kategoride makineler dahil olabilir, printerlar, scannerlar, kameralar dahil olabilir. Bunların hepsi paylaşılabilir, ortak kullanılabilir. Örneğin iki tane bilgisayar birbirleriyle haberleşirse eğer buna network denir. Veya bir printer'ı iki makine, beş makine, yüz makine paylaşabilir ve buna da işte yine network denecektir. Fakat network tipleri, birkaç tane network tipi var. Tabii ben şu anda çok networklerin derinine inmeyeceğim ama size birazcık böyle üstünden de olsa birazcık networklerden bahsedeceğim. Öncelikle kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye ayrılıyor networkler. Kablolu networklerde yine ben hemen text dokümanımı açıyorum ve altına yazıyorum. Ethernet kartı diye bir kartımız var. Ethernet kartı network için gerekli olan bir entegre devre ve bir çıkış türü var bunun. Çıkış türü kablosu telefon kablosuna benzer. Ve ben yine size Ethernet kartını göstereyim. Yine Google'dan, görsellerden. Hemen yazıyorum Ethernet kartı diye görelim. Fakat Ethernet kartı da daha önceki derslerde bahsettiğim gibi tümleşik, anakartı tümleşik olabilir. Tabii bu ne yapacaktır? Maliyetten bizi biraz daha kurtaracaktır. Ethernet kartı, ses kartı ve ekran kartı gibi şeyler ne olmakta? Anakarta tümleşik olmakta ve böylece fiyattan biraz daha feragat etmemize yardımcı olur. Tabii bir yandan da performanstan da kaliteden de ödün vermiş oluruz. Şu gördüğünüz Ethernet kartı ama bu eski bir Ethernet kartı ve çünkü nereden anladım? Bu fiş tipinden anladım. Daha yeni bir Ethernet kartı göstermek istiyorum çünkü bunun fişi dediğim gibi eski. Hemen diğer sonuçlardan şu da eski. Şu işte yeni bir Ethernet kartı. Yeni Ethernet kartlarında çıkış değişti ve daha farklı oldu. Bakın bunun çıkışı daha telefon çıkışına benziyor. Bu arada elimi kontrole basarak tekerleği, mouse'un üstündeki tekerleği ileri itersem yakınlaştırmış olurum resmi. Bu bütün ofis programlarında ve Windows'un çoğu yerinde böyle arkadaşlar. Internet Explorer'da da böyle. Ne yapıyor bize? Zoom yapma olanağı sağlıyor. Dediğim gibi bu gördüğünüz Ethernet kartı ve Ethernet çıkışı. Şimdi bir de dilerseniz Ethernet kablosunu görelim. Ethernet kablosunun resmine bir bakalım. O da telefon kablosuna benziyor dediğim gibi ama biraz daha kalın bir görüntü. Bakın mesela şurada, evet şurada bir şeyler var. Buradan bir bakalım hemen. Görüntü geliyor. Bakın altta durum çubuğu doluyor. Bu demek ki görüntü geliyor.